Yavaş yavaş iş yerlerinizden çıkmaya başladınız. Evlerinize doğru gidiyorsunuz. Belki de evinizden çıktınız, iş yerlerinize doğru gidiyorsunuz. Belki evinizdesiniz, eve vardınız. Artık çoluğu çocuğu okuldan ya da nereden olduysa bilmiyorum aldınız. Ya da çoluğu çocuğu okula gönderiyorsunuz. Bu saatte okul olur mu ya? Okulun olmamasında fayda var yani genel olarak. Saatinin pek önemi yok aslında. Abi yıllarca okula neden gittik diye düşündük okul hayatımız boyunca. Neden okul var diye hep kafamızı duvarlara vuruyorduk. Ya okula gitmekten usandı vardık. Aslında okul bittikten sonra okulun kıymetini anlıyoruz değil mi? Yani işin gerçeği bu. Ben mesela üniversiteyi bitirmek istemezdim samimi söyleyeyim. O kadar güzel kız bırakılır mı ya? Diploma böyle bir şey işte. Diplomanın veriliş amacı artık senden sonra gelecek olan genç nesile bırak kızları. İşin gerçeği bu. Diplomanın açılımı bu olsa gerek herhalde. Yani biz ona halk arasından name diyoruz ama... yani... Diplomayı alana kadar her şey değil mi? Diplomayı almak için yıllarınızı harcıyorsunuz. Ömrünüzün yarısından fazlası belki. Belki de yarısı. Belki de üçte biri. Artık ömrünüzün uzunluğuna bağlı. Hani genç öleyim ceket... ne derler ona? Ceketim yakışıklı olsun diye. Cesetim yakışıklı. Genç yaşta ölmekle cesetinin yakışıklı olmasının ne anlamı var onu anlamıyorum zaten. Ruh her zaman gençtir. Ruh her zaman güzeldir. Öteki tarafta bir cesedi götürdüğün bir şey yok ki. Toprak olup gidecek. Karıncalar, kurtlar yiyor toprağın altında cesedi. Onunla ilgili hiçbir durum söz konusu, hiçbir şey düzeltmen mümkün değil. Cesedin yakışıklı olsunmuş. Aman ölürsen öl bana ne ya? Önemli olan hayatı yakışıklı yaşayabilmek. Hayatı yakışıklı yaşayabilen var mı aranızda? Kaç kişi yakışıklı yaşayabiliyor? Yani yakışıklılıktan kastımız günde 3 tane kızla birlikte olmak değil. Bu değil. Hayatı yakışıklı yaşamak gerekiyor. Hayatı bakımlı yaşayacaksın. Hayatı güzel yaşayacaksın. Ya çevir kazı yanmaz. Aslında hayatın yakışıklı veya güzel yaşanmasının anlamı yok bence. Kadınlar için öyle bir durum söz konusu değil. Onlar için 15 yıllık bir süre var. 15 yıl sonra bitiyor zaten. O yüzden 20 ile 35 arası genç kızlarla evleniyorlar erkekler. Daha üzerinde evlenenler var mı? Çok nadir. Erkeğin boşluğuna geliyor aslında. Hani zannediyorlar ki 25 yaşında of fıstık gibi hatun ya, sütun gibi bacaklar. Vallahi böyle nasıl diyeyim, meyve dükkanı gibi. Elma yanaklar, kiraz dudaklar, üzüm gözler, armut gibi şeyler. Neler? Neyse işte her türlü meyve var bir kadının üzerinde baktığın zaman. Ama zannediyor ki erkekler 35'inden sonra da o meyveler aynı şekilde kalacak. Yani aslında bunun için çok kısa demeyelim de çok böyle nasıl diyelim küçük bir deney yapabiliriz kısa zaman içerisinde. 2 ya da 3 gün içerisinde bu deneyi gerçekleştirebiliriz. Hemen gidiyorsunuz arkadaşlar manavdan elma, armut, üzüm, vişne ya da kiraz da olabilir. Bunları alıyorsunuz evinize götürüp salonda bırakıyorsunuz. Mutfağa koymayın. Yani zaten buzdolabı için kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil mi? Salonun ortasına koyun. Sehpanın üzerine koyun. 3 gün sonra gelin bakın ne hale geliyor. Kadınlarda da böyle bir durum söz konusu mu acaba? Yani onların biraz daha ömrü uzun. 15 yıl kadar. Yani 20 yaşla 35 yaş arası zaten hiç dikkat etmiş misiniz bilir bilmiyorum ama kadınlarda 35 yaş sendromu vardır. 35 yaş ile 40 yaş arasında tam 10 yıllık bir süre var. Geçmek bilmeyen bir dönem. Mesela aynı gün doğduğum bir bayan arkadaşımla ben
40 yıl sonra 40 yaşında olmam gerekiyor ya da 50 yıl sonra 50 yaşında olmam gerekiyor. Fakat durum ve hesap öyle değil. Hani derler ya, evdeki hesap çarşıya uymaz diye. Gerçekten öyle bir durum söz konusu. Kadınlarda bu hesap farklı işliyor. Hani bazı hayvanlarda da farklıdır ya. Yani kemik yaşı farklıdır, işte bilmem ne yaşı farklıdır. Kadınlarda da bu böyle. 35'ine kadar her şey normal. Aynı anda doğduğunuz bir bayanla 35'e kadar normal gidiyorsunuz. Ama 35'ten sonra o 50 yaşına kadar geçen 15 yıl, sizin için 15 yıl, onlar için 5 yıla tekabül ediyor. Böyle bir durumda acaba ne yapmak gerekiyor, onu merak ediyorum yani. 35'inden sonra 45'ine kadar geçen maksimum 5 yılı, o aradaki farkı neyle kapatıyorlar onu bilmiyorum. Teknolojisi hani ilerledi diyoruz ya, işte botokslar, bilmem neler, estetik ameliyatları, cartlar, curtlar. Ya arkadaş, ben anneannemin gençlik fotoğraflarına bakıyorum. Arkadaş, kadın 55 yaşında fıstıkmış ya. Allah uzun ömürler versin. 55 yaşında fıstık gibi hatunmuş. Ne bir ilaç, ne bir bıçak, ne bir botoks, ne bir bilmem ne. Hiçbir şey yok. Ne bir makyaj, hiçbir şey yok kadının üzerinde. Olduğu gibi doğal haliyle. Yediği her şey buğday, bulgur, hepsi böyle tarladan gelmiş. Domatesi, biberi, her şeyi kendi tarlasında büyüterek kadın onları yemiş. Onları bir, hani organik diyoruz ya günümüzde. Hep onları yemiş, beslenmiş. Suratında bir gram makyaj yok. Evlendiği gün bile makyaj yapmamış kadın. Orijinal güzel ya. Ama 35 yaşıyla 50 yaş arasında geçen 15 yılı 45 yıla çeken günümüzün bayanları biraz farklı. Samimi söylüyorum, farklı. Yani neyle besleniyorlar dediğim zaman, hamburger yiyorlar, kola içiyorlar. Bütün gün suratlarında 5 karış boya var. Ya bir bayan arkadaşımla öpüşmeye korkuyorum. Yemin ederim korkuyorum. Ha, dudaktan dudağa değil. Onda öyle bir korkum olmaz da. Yani yanak yanağa bile öpüşmeye korkuyorum. Arkadaş, bir öpüşüyoruz, yüzümde bir ton pudra, bir ton ne diyorlar ona? Fondöten mi? Fondöten mi? İşte her neyse. Bir çuval boya. Benim suratıma çöküyor arkadaş. Ay, ondan sonra bayan arkadaşların yanından ayrılıp uzaklaştığımız zaman o koku da üzerimize siniyor. Diğer erkek arkadaşlar, oğlum neredeydin diye ister istemez seni psikolojik olarak zor duruma sokuyorlar ya. Ben şuna inanan bir insanım. Kadınların kesinlikle makyaj yapması taraftarı değilim. Çünkü çirkin insan makyaj yapar. Bir siz evinizin duvarını sıva halinde bırakıyor musunuz? Hayır. Çirkin görünmesin, güzel gözüksün diye boya yapıyorsunuz. Ama kadınlar madem hepsi çiçektir, o zaman niye boya yapıyorlar? O zaman şöyle bir durum ortaya çıkmıyor mu arkadaşlar? Kadınlar güzeldir diye bir durum söz konusu değil. Kadınların hepsi güzeldir, hepsi çiçektir diye bir durum söz konusu değil. Kadınlar çirkindir. Bence bu ortaya çıkıyor. Yani bu denklemden ortaya çıkacağımız sonuç bu. Gerçekten samimi söylüyorum. Yani x eşittir y ise 4 eşittir 3'e bölü 1. Bunun fonksiyonlarını da ilgilemek lazım tabii. İntegral, katler, gel. İç açılarının toplamını ölçtükten sonra ne bileyim çapıta göre bir 3.14 ile çarpmak lazım bunu. Ama ne sonuç çıkar bilemiyorum. İşin tuhaf yönü, biraz önce de söyledim bunu arkadaşlar. Çirkin olan yere boya badana yapılır, güzelleşsin diye. Ama bütün kadınlar şimdi makyaj yapıyor. Bütün kadınların suratında bir ton boya. Rujları göreceksin arkadaş. Dudaklar kıpkırmızı böyle şey dudağı gibi. Ne derler ona? Yani kiraz dudaklar diyorlar ya. Kiraz en azından böyle birazcık koyu, yani bordoya yakın bir rengi. Abi kıpkırmızı ya. Yani nereye kadar? Ben dudağa sürülen boyaya çok karşıyım arkadaş. Öpüşürken bende kalıyor. Ondan
sonra 2 saat uğraş ki çıksın dudağından. Ama çıkmıyor da, kokusu da siniyor. Ya hiç düşünmüyor. Gerçekten kadınlar bunu hiç düşünmüyor. Ya tamam, sen bu çocuğu öptün. Tamam, dudağından öpmüş olabilirsin. Ya bu çocuk senden ayrıldıktan sonra belki gidip başka birini daha öpecek. İşte hiç anlam veremiyorum şu kadınlara. Kendi kokusunun sindiği yetmiyormuş gibi kendi dudaklarının tadı da siniyor. Kadınlar çok düşüncesiz oldu arkadaşlar. Gerçekten çok çok düşüncesiz oldular. Yani hiçbir şeyi düşünmüyor. Düşünmeden hareket ediyorlar ya. Hani ne bileyim, böyle parfümler sıkıyorlar. Bazen arkadaş yolda yürürken karşıdan bir bayan yanımdan geçiyor. Ben karşı kaldırıma koşasım geliyor ya. Böyle nasıl var ya, midem bulanıyor abi. Arkadaş bakın, ben 6 ayda bir banyo yapan bir insanım. Pis insanlar her gün banyo yapar. Kötü kokan insan her gün parfüm sıkar. Hele o kadar ağır, o kadar büyük, o kadar fazla parfümü pis kokan insan sıkar ya. Abi kadının en güzel hali banyodan çıktığı ilk hali. Şey yani ıslak ıslak olarak değil yani. Tamam, o hali de çok güzel. Bayılırım. Hatta ben kurularım. Abi sıkıntı yok ama. Banyodan ilk çıktığı hali derken. Kurulanıp giyindiği hali, o hali o kadar temiz, o kadar güzel, o kadar saf, o kadar mis kokulu bir durum haline alıyor ki. Tabii ki bir de o kokulu şampuanlardan kullanmayacak. Kesinlikle normal şey, Hacı Şakir sabunlu. Bildiğin düz sabun, kokusuz. Arkadaş, insanın kendi teninin kokusu her zaman karşısındaki insanı cezbetmeli. Her zaman o teninin kokusuyla karşısındaki insanı hapsetmeli kendisini. Parfümlerle, deodorantlarla, boyalarla, makyajlarla, yani bunlar ne bileyim, hani araçlar bazen kaza yaparlar. Kaportacıya götürürsünüz, üstüne cila atıp boya atarlar. Bunlar boya atıp cila atarlar daha doğrusu. Böyle sıfırmış gibi gözüküyor ya. Yani o kadınlar da o hale gelmeye başladı. Ha 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 ha!